Reçber piyasalarına herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, endeksle ilgili isterseniz yorumumuza geçelim. Şöyle bir 100 endekse bir bakalım. 30 endeks, 100 endeks ve 30 hisseyi de bir detaylandıralım. DAX, Dow Jones'a da vakit kalırsa anlatmaya çalışacağım. 100 endeks bugün 103.800'ü gördü. Cuma günkü 104.000 üzerine çıkamadı. 104.000'in altına gelmiş oldu. Ortalamasına yakın bir kapanış var. HDTR'ye baktığımda -3.368. Hemen dönüyorum Excel tablosuna. Bu ne anlama geliyor? Bunu yorumlayacağız. HDTR kaçtaymış? 3.300. En yüksek ne görmüş? 3.900. Tabloda sol tarafta ne var? Şöyle biraz büyüteceğim. Kaç dedik? 3.300. Yani artı tarafta, yani 3.300 ise 3.300 üzerinde kaldığı müddetçe 5.250. Burayı denemek isteyebilir mi? Şu an için biraz sanki zorlandığı bir bölge gibi gözüküyor. Yarın bu manada baktığımızda cuma günkü yükselişin acaba 104.000, bakın 104.000 üzerine çıkamadı. 104.017 üzerine çıkamadığı sürece, hemen şöyle daha kısa periyotlara bakıyorum. 180'e bakayım. Bir dönüş var. Sanki cuma günden de bahsetmiş olduğumuz üzere. Şöyle alayım. Bakın burada göreceksiniz. Son dönemdeki dirençler çalışmış oldu. Yani benim kendi özel era sayıma göre buraların zirve olduğu, buralardan satışların gelmesi ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an için geldiğini görüyoruz. Eğer yarın, hemen dönüp şöyle bakıyorum, 100 endeksteki tabloya bakalım. Evet, yarın 104.000 üzerine atamadığı takdirde, ki bugün kaç kapattı? Kapanış 103.118. Yani yarın büyük ihtimalle 103.500, önemli direnç burayı geçemediği takdirde 102.000. 700'leri aşağı kırıp 102.000'lerin altına doğru geri çekilen hareketler görebiliriz çünkü geçen günlerde bahsetmiş oldum. Bakın şimdi bu tepe görüldükten sonraki kar realizasyonu yaklaşık 98.000'den 97.000 puanlık bir geri çekilme. Pardon, özür dilerim, burayı dikkate alıyorum, şurayı RSI'de özel öyle sayımdaki mavi bölgeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bölge bakın. Buradan gelen satış yine aynı şekilde bu mavi bölgeden, şuradan gelen satışa bakın. İlkinde 105.000'den 93.000'e, ikincisinde 101.000'den 97.000'e. Yani neredeyse burada 4.000 puan, burada 12.000 puanlık bir düşüş. Şimdi geldiğimiz noktada, yarın çok önemli bir gün. Yarın da eğer 102.600, gördüğüm kadarıyla 600-700 aralığı, şu bölgenin altında bir hareket görecek olursak 102.000'ler ve 100.700'lere doğru geri çekilme isteği artacaktır, onu söyleyebilirim. X30 yakın vadeye dönüp baktım. Yakın vadeye dönüp baktığımda zaten aynı durumdan bahsediyorduk. Yani tepede oluşumlar uyumsuzluklar gösteriyor. Yukarı, aşağı. Burada da tahmin ediyorum ki, hemen şöyle X30 vadeye dönüp bakıyorum. Yani 129.700'ün üzerine atamadığı takdirde ya da saatlik kapanış oluşmadığı takdirde, yani 130.000 iyi bir direnç diyelim. 128.900'ün altındaki harekette 128-127.5'ler, 300'lere doğru geri çekilmeler görme olasılığımız var. Tepki gelse de 129.900-130.000 geçilme ihtimali zayıf. Bu noktada da burayı izliyor olacağız. Hemen dönüyorum. 30 endeks hisselerine şöyle bir göz atalım. Hangileri güçlü, hangileri yani daha endeks yükselirken daha güçlü tepki verebilecek veya endeks düşerken hangileri daha az düşebilir, bunu söylemek adına diyorum. Hemen sağ olsunlar, şimdiden hemen yorumlar başladı. Süper oluyor abi. Yani kısa yorumları şimdi yayınlayacağız Ayhan Bey. Hatta yayınlıyoruz şu an. Evet. Şimdi 30 endeksi de şöyle bir alalım. Eğer şunu söylüyorum, bakın daha önceki tepeler hep birbirinin altında oldu. 130.000 önemli direnç şimdi. Eğer 128.500-700 bu seviye altında. Bir daha oraya bakalım ki. 128.700, evet.
900-700 bu bölge altında, özellikle 700 altında hareket görecek olursak büyük ihtimalle tepe bulunmuş ve biraz önce bahsetmiş olduğum o geri çekilmeler hızlanmış olacak. Hemen buradan hisselere şöyle bir dönelim. Acaba 30 hisse yaptık mı onu bir daha bakacağım arkadaşlar. Konuşurken yapıp yapmadığımdan tam emin olamadım. Döngü sembollerini seçelim. Sıfırlayalım. 30 yapalım. Geldik. Şimdi bakalım 30 endekste durum nasıl? Bunu da hızlı bir şekilde yorumluyorum. Sonra DAX'a doğru geçeceğim. Bir de Euro TL'yi geçeceğim. Demin Euro TL dolar endeksinde geçmemişim. Şöyle bakıyoruz. Evet, Akbank. Dönüp bakıyorum. Akbank şu an için iyi gibi duruyor, ortalamasının üstünde. Günlüğe baktığımda ama hala kritik seviyede. Yani yarın eğer 7.27 altında kapatıp görecek olursak sıkıntı olur. Arçelik biraz zorlanıyor. Aselsan hala hazırda yatay ama hala hazırda denge bulmaya çalışıyor ama çok da güçlü diyemiyorum. BİM söylediğimiz gibi kırmaya başladı aşağıya. Doğan düzeltme devam ediyor. Onu da bahsetmiştik. EKG'ye zayıf olmaya devam ediyor. Bu zayıflama devam edecektir. Özellikle 1.25 altındaki her kapanışta daha hızlı geri çekilmeler göreceğiz. Ereğli hala güçlü. Bu hareket biraz daha sanki bu bölgede yukarı istek şeklinde devam edebilir ama yarın eğer 7.37 geçilmezse burada da kar realizasyonu göreceğiz, onu söyleyebilirim. Froto. Evet, Froto'da da güçlü hareket sonrası bir kar realizasyonu. Evet, burada da eğer yarın 66-70 üzerinde hareket göremezsek aşağı kar realizasyonu gelecek gibi gözüküyor. Biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Garanti'de de şu an için daha önceki 9.90'ın üzerini, 9.86'ın üzerini gördü ama burada da sanki bir zayıflama isteği var göstergelere baktığımda. Akbank şu an için tepki verdi ama büyük ihtimalle 5.86'ın üzeri zor gibi gözüküyor. İşçi yine direnç mi? Bakın arkadaşlar, ben belki hep direnç diyorum ama buraların geçilmesi zor diyorum ama aylardır görüyorsunuz. Bakın aylardır arkadaşlar. Ben kötümser olmayayım da kim olsun. Yani aylardır hep bunu söylemeye çalışıyorum. Mart ayından beri şu direnç bölgelerini geçen hisse çok ender. Bakın bu çizgiye bakın. Mart ayından beri bunu bahsettim. Buna bahsetmeye başladım. Hatta bazıları daha öncesinde bakın görüyorsunuz. Geçemiyor hisseler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mart'tan beri geçemediği için ben de ister istemez mesela Froto geçti ki Froto'nun geçeceğini söylemiştik biliyorsunuz. Yani güçlü hisseleri de bu noktada sizlerle paylaşıyoruz. Yani gördüğümüz güçlü hisseleri de paylaşıyoruz. Bakın görüyorsunuz Ereğli. Yani Mart'ı bırakın, Ekim'den beri bu bölge geçilmiyor arkadaşlar. Yani umarım anlatabiliyorum da şimdi bir daha vakit kaybetmeyelim. İşçiye de aynı şekilde. Ha, Koç Holding. Koç Holding'i zaten dikkat çekmeye çalıştık. Yeni zirve gören hisselerden. Şimdi bundan sonra biraz daha hisseler tarafında bu tarz detaylandırmaya başladığımızda bunları da paylaşmaya devam edeceğiz tabii ki. Geçmişe dönüp baktığında evet, Kozalar'da bir hareket söz konusu. Kozal'da da aynı şekilde. Bakın hala Kardemir görüyor musunuz arkadaşlar? Yani neredeyse geçen sene Ekim'den beri bu bantlar geçilmiyor. Ekim ve geçen yılın Ekim ayı, yani 12 ay öncesinin ve Mart'tan beri de olan bazı hisseleri görüyorsunuz. Petkim. O kadar zayıf ki görüyorsunuz. Yani şu tabii son durumda nedir Petkim? Ona da bakalım. Daha öncesinde neyi vardı? Kardemir var. Kardemir de aynı şekilde. Zorlu direnç. Yani geçilmesi çok zor arkadaşlar. Petkim de aynı şekilde. Bir istek var gibi ama burada da belki evet bir kapanış oluşmuş. 3.69 üzerinde kaldığı sürece bir istek oluşabilir ama çok da güçlü görmüyorum. Pegos tekrar son bir hareket yapıyor diye düşünüyorum. 70'lerde burada Pegos'ta önemli direnç. Sabancı ne kadar zayıf olduğunu görüyorsunuz. Yani Temmuz, Mart'a bakıyorum. Mart'taki seviyesine yakın. Üzerine geçmiş ama çok da gördüğünüz gibi bir rally hareketi yok en nihayetinde. Burada aynı şekilde Şişe Cam'da da aynı durum söz konusu. Son günlerde ortalamasının üzerinde ama yatay hareket devam ediyor. Çok da fazla yukarı hareket edeceğini zannetmiyorum. Soda yavaş yavaş belki bundan sonra biraz daha tepki verebilir. Zayıftı. Bunun için 5.72 kapanışı şart. Tav oldukça güçlü. Diğer hisselere baktığınızda Turkcell oldukça güçlü. Bakın Turkcell'de de önemli bir hat geçilmek üzere. Bunun için 13.35 üzerinde kapanış oluşsun ki Turkcell'de daha güçlü hareket görelim. Olabilir. Böyle bir istek var. Türk Hava Yolları birkaç gündür güçlü olduğundan zaten bahsediyoruz. Önemli trend kırıldı. Burada da hareketin bakın yine Haziran'daki seviyesi. Yani maksimum ilk etapta gidebileceği 13.50'ler.
konuşulabilir. 13.50'nin üzerindeki kapanışlarda maksimum maksimum gidebileceği seviye. Önemli bir trend değişim var tabii ki. Neresi olabilir? 14.66 maksimum. Ondan sonrası tekrar Türk havalarına geri çekilmeler göreceğimi söyleyebilirim. Çok basit bir trend analizi yapacak olursak Türk Hava Yolları'nda hemen şöyle alayım. Bakın. Çok basit bir trend analizi diyoruz. Şöyle çektim. Düşen dedim. Bunu herkes yapabilir. Çok basit. Bakın. Bu trend kırıldı. Bu trend kırıldığı için hemen ben aynı zamanda ders niteliğinde olsun. Tepeye alıyorum. Dibe çekiyorum. Bırakıyorum. Pardon. Tepeden aldım. Çünkü trend kırıldığı için. Trend kırıldığı için. Neresi? Maksimum gidebileceği seviye 14-15. Yani 14'lerin üzeri zor gibi. Ama iyi bir trend kırılması bu. 14'lerin üzerinde belki 14-50, belki 15 ihtimali konuşulabilir. Çünkü önemli trend kırıldı. Yani önemli bir trend kırıldı. O da geçici olacağını düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle bir hareketlik bakın. Yaklaşık 1 yıllık düşüş trendini kırmış durumda. Gidebileceği seviye 14.60 ile 15 bölgesi maksimum olabilir. Sonrasında tekrar düzeltmeler geleceğini düşünüyorum. İlk defa RSI'de gördüğünüz gibi 1 yıl sonra neredeyse 70'e ulaşmış. Bakın 70'e ulaşmış. Potansiyel 80'dir hedef. Yani iyi bir hareket. Sonuçta bunları da görebildiğimiz kadar sizlere yorumlamaya çalışacağız. Mesela Türk Hava Yolları'na neden aylardır ben uzak durun diyorum. Çünkü milyonluk bir bilgi daha vereyim. Bakın. Görüyorsunuz. Bakın. Geriye döndüğünüzde yaklaşık endeksle karşılaştırdığımızda 2018 Eylül'den bu yana neredeyse endeksin %40 altında işlem görüyor. Yani anlatabilirim ama. Dönüyorum tekrar. Çok uzattık gene. Olsun. TKFN. Evet. Yavaş yavaş bir dipten bir dönüşü var gibi gözüküyor. Aha, pardon. Bu arada TL'ye çevirelim. Tuaso. Şu an için zirveyi buldu diyebiliriz. Reverse day. Yani dönüş günü. Bitmiştir artık. Ada dönüş formasyonu. Bundan sonra kesinlikle uzak durmak lazım. Tofaş'ta. TSKB. Şu an için o da direnç bölgesinde. Telekom oldukça güçlü. Zaman zaman bu kağıtta zayıf dediğimiz, güçlü dediğimiz günler oldu. Ve ben bu hareketin devamının gelebileceğini diğerleriyle karşılaştırdığımızda, bakın diğerleriyle karşılaştırdığımızda önemli direnç geçmesinin zor olduğundan bahsettiğim günler oldu. Geçilmedi. Sonrasında şu hareketten sonra bir isteğin olduğundan bahsettim. Dolayısıyla yukarı hareketi görüyoruz. Bunu dönün videolardan izleyin arkadaşlar. Tüpraş'ta şu an için direnç bölgesi burasının geçilmesinin zor olacağını düşünüyorum. Vakıfbank şu an için geçici bir tepki hareketi. Evet, birkaç günlük bir tepkiden sonra tekrar kar realizasyonu gelecektir diye düşünüyorum. Yapı Kredi'de de şu an için zirveye baktığımızda, direnç bölgesine baktığımızda neresi? 2.46-2.47 bölgesi direnç gibi gözüküyor. Geçilmesi zor olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi DAX endeksine bakalım. Burada bir kar realizasyonu vardı. Yarın öbür gün tekrar devam edebilir. Kar realizasyonu veya buradan döndü dememiz için 13.298-13.300 üzerine çıkmaması lazım. Sonrasında büyük ihtimalle bir kar realizasyonu göreceğimiz diye düşünüyorum. Dow Jones'a da 27.730'un üzerine atmaması lazım ki büyük ihtimalle geri çekilme biraz daha hızlansın. Tahmin ediyorum buralarda geri çekilme olacaktır. Evet. Sonuç itibariyle sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Eğitimlerimiz için 17 Kasım İstanbul bu hafta sonra pazar günü yapacağımız eğitim için detaylı bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Özel eğitimler detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Herkese bu arkadaşlar.